Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atamalar hızı elbette hiç şöyle eksilmiyor, kesilmiyor. Atamalar devam ediyor ama atamalarda belirli kriterler var belli ki. Nedir o derseniz, mesela üniversitelere rektör atamaları yapılıyor. Sayın Erdoğan'ın imzasıyla üniversitelere rektörler atanıyor. Boğaziçi'nde yaşananları biliyorsunuz. Orada hala atanmış rektöre karşı tepki, direniş sürüyor. Üniversite, bilim yuvası ve o üniversitelere atanan rektörler. Atamalarda kriter ya AKP eski milletvekili ya AKP adayı. Kriterler adeta bunlar. Neden mi? Çünkü üniversitelere rektör olarak atanan isimlerden birisi Naci Bostancı. AKP grup başkan vekiliydi kendisi. İktidar üniversiteleri kontrolünde tutmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yeni rektör atadı. Atadıkları ona yakın isimler çıktı. İstanbul Üniversitesi rektörlüğüne Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar getirildi. 1994-1997 arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanıydı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönem çalıştı belediyede. TBMM'de en çok üyeye sahip birinci partinin grup başkanı. Dikkat çeken bir diğer isim Profesör Doktor Mehmet Naci Bostancı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörlüğüne atandı. AKP'den 3 dönem milletvekilliği yapan Bostancı ayrıca partinin grup başkan vekili ve meclis başkan vekiliydi. Tüm hemşehrilerimize, tüm İstanbullulara ekibim adına hayırlı akşamlar diliyorum. Yine AKP ile bağlantılı Profesör Doktor Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Türkdoğan da AKP İstanbul Milletvekili aday adayıydı. Benzer şekilde daha önce AKP'nin milletvekili aday adayı olan Profesör Doktor Yılmaz Can'ın da Giresun Üniversitesi rektörlüğünde görev süresi uzatıldı. Giresun Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş genç bir üniversitedir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörlüğüne atanan Profesör Doktor Kemalettin Aydın da AKP Etik Kurulu Başkanı ve eski milletvekiliydi. Artık mesele Covid'in böyle bir avantajı oldu. Dostları Covid aracılığıyla görmüş oluyoruz. Diğer yandan Koç Üniversitesi rektörlüğüne Profesör Doktor Metin Sitti, Adıyaman Üniversitesi rektörlüğüne Profesör Doktor Mehmet Keleş, Aksaray Üniversitesi rektörlüğüne Profesör Doktor Alpay Arıbaş atandı. Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Profesör Doktor Hasan Mandal, Profesör Doktor Halit Eyüp Özdemir, Profesör Doktor Mahmut Ak, Profesör Doktor İlker Hüseyin Çarıkçı ve Profesör Doktor Haluk Görgün de YÖK üyeliğine seçildi. İktidar uzun süredir akademik eğitimi YÖK üzerinden şekillendiriyor. Bunun son dönemde en bilinen örneği Boğaziçi Üniversitesi. Önce Melih Bulu dışarıdan üniversiteye rektör olarak atandı. Atama büyük protestolara yol açtı. Ardından Naci İnci rektör oldu. Üniversitede yeni fakülteler açıldı. Ve oraya atanan isimlerle üniversite yönetimi değiştirildi. Birçok akademisyenin üniversiteye girişi engellendi. Boğaziçi'nde protestolar hala devam ediyor. Üniversiteler, bilim yuvaları ve o üniversitede işte okuyan öğrenci, üniversitedeki bilim insanı olanlar, öğretim görevlileri kendilerini yönetecek birini seçemezler mi acaba? Çok rahat. Demokrasi, seçim, sandık. Orada üniversite kendi bünyesi içerisinde tüm paydaşlarıyla, bütün o üniversite kampüsü içerisindeki her bir insanla rahatlıkla seçimini yapabilir, yönetecek insanı belirler ve sonrasında da özgürlüğün çok net bir şekilde kendisini gösterdiği adresler olarak üniversite çalışmaya, eğitim vermeye, akademik çalışmalar yapmaya devam eder. Ama siz bir siyasi düşünceyle, kendi arka bahçeniz yapma düşüncesiyle atama yaparsanız, İşte ondan sonra şöyle bir tablo karşımıza çıkar. İlk 500 üniversitede
dünyadaki ilk 500 üniversitede Türkiye Cumhuriyeti'nin üniversitesini bulamazsınız, göremezsiniz. Boğaziçi Üniversitesi dünyada çok net bilinen saygın üniversitelerden biriydi. İlk 500'den düştü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi. Siz her adresi bir siyasi hedef uğruna adeta kendi arka bahçenize dönüştürürseniz o zaman dışarıdan çok başka bir fotoğraf çekiliyor sizinle ilgili. Bakın büyükelçiler atanıyor, öyle değil mi? Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Türkiye'yi temsil edecek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil edecek büyükelçiler atanıyor. Büyükelçilerin atandığı gün elinize alıyorsunuz o listeyi, bakıyorsunuz AKP eski milletvekili, AKP eski genel başkan yardımcısı. Peki partiyi mi temsil edecekler yoksa ülkeyi mi temsil edecekler? Büyükelçiler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağını makam aracında taşıyan insanlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil edecekler. Dış politika bilecekler, diplomasi bilecekler, yabancı dil hakimiyeti inanılmaz olacak, dünya görüşü bambaşka olacak, uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler. Ama bir partinin milletvekili olması, bir partinin yönetim kadrosunda yer alması